Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Rusya 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor sorusuna teknolojik gelişmeler anlamında bir cevap arayacağız. Arkadaşlar videonun girişinde de gördüğünüz gibi savaşların çok ağır sonuçları olabiliyor ki izledikleriniz 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemindeki teknolojinin oluşturduğu tahribattı. Acaba günümüzde böyle bir şey patlak verse ki Allah korusun 3. Dünya Savaşı'nda neler olabilir, Rusya buna nasıl hazırlanıyor, gelin bir birlikte bakalım. Bu arada arkadaşlar eğer bu tarz konulara meraklıysanız Webtekno'nun mobil uygulaması güncellendi. Mobil uygulamamızı Android cihazlarınız aşağıdaki bağlantıdan indirerek bilim ve uzay kategorilerini takip edebilir, bu tarz konularda daha fazla bilgilenebilirsiniz. İlk olarak Rusya'dan ateşlense Fransa ve Texas kadar bir kara parçasını yok edebilecek güçteki Şeytan 2 füzesine bakacağız. Kod adı Satan 2, Türkçe karşılığı ise Şeytan 2 olan bu füzenin gerçek adı Ares-28 Sarmat. Aslında bu bir savunma füzesidir ve amacı Rusya'nın etrafında bulunan füze kalkanlarına cevap vermek. Çok yüksek hızlara erişebilen Şeytan 2 füzesi 1 saniyede 7 km yol kat ediyor. Yani 1 dakikada yaklaşık 430 km'lik yolu kat edebiliyor. Toplam ağırlığı 40 megaton olan bu füzeler Rusya'dan Londra'ya kadar gidebilecek bir menzile sahip. ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olmakla birlikte üzerinde tam 16 adet nükleer füze başlığı bulunduruyor. Bir diğer savaş makinamız sanal denizaltı. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu denizaltının en temel özelliği radarlara hiçbir şekilde yakalanmıyor olması. Ayrıca şunu da hemen belirtelim, teknolojik anlamda dünyanın ilk dizel denizaltısı da bu denizaltıdır. Bu sanal denizaltının orijinal adını ben telaffuz edemiyorum. O yüzden şuraya yazdık, şuradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. İlk yüzme deneyimini ise geçen sene St. Petersburg'dan yola çıkarak başladım. Şimdi biraz mesafeleri uzatalım. 16 bin kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilecek Ares-24 Yard. İşin açıkçası bu füze için kıtalar arası termonükleer balistik füze diyebiliriz. Başlıkta da söylediğim gibi 16 bin kilometrelik menzili olan bu füzeler ABD'nin zamanında Japonya'ya attığı küçük çocuk adlı atom bombasından 100 kat daha güçlü nükleer başlıklara sahip. Şunu da hemen belirteyim, aslında bu füze yeni bir icat değildir arkadaşlar, ancak menzilinden kaynaklı bizim güncel listemize dahil olmuştur. Ve Rusya'nın savaş kartlarını oynarken oynadığı önemli kozlardan bir tanesi de bu füzelerdir. Hatta Rus basını Putin'in gözünün bebeği diyor bunlar için. Şimdi gelin dünyada sadece 16 tane olan Rus Concorde'una bir bakalım. Günümüz teknolojisi açısından da bakıldığında bu Concorde'lar tam bir bombardıman makinesidir diyebiliriz. Gerçek adı TU-160 olan bu bombardıman makineleri tek seferde 40 tonluk füze taşıyabiliyorlar. Tabiri caizse uçağın kontağını çevirdiğinizde saatte 2500 km'lik hıza çıkabiliyorsunuz ve menzili ise tam 6500 km. Yani arkadaşlar ben bunun adına 3. Dünya Savaşı'na hazırlık demekten çok bir sakınca duymuyorum. Şimdi havadan biraz aşağılara inelim. Uzaktan kumandalı tank T-90. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik anlamdaki en gelişkin tankı budur arkadaşlar. Orijinal yazılımında anti-tank sistemini barındırmakla birlikte gerekirse, yani bir yere sıkışırsa ya da içinde sürücü kalmazsa uzaktan kumanda ile kendisini kontrol edebiliyorsunuz. Saatte 65 km hıza çıkabilen bu tankların topları ise 125 mm çapında. Bir diğer savaş makinemiz ise tek seferde 6 uçağı birden düşürebilen Rus S-300 füzeleri. Arkadaşlar bu füzeler Rus resmi bayramlarının vazgeçilmez dekoru. Gerçi dekor dedik ama yani tek seferde 6 uçak birden vurabiliyor ve tek bir hedefe 12 füze birden gönderebiliyor. Yani oyuncak demek biraz sıkıntılı oldu diyebilirim. Yerden havaya teknolojisiyle beslenen S-300 füzeleri 1 saatte 300 km hıza kadar çıkabiliyorlar. Ебать его! Şimdi aranızda merak edenler vardır. Rusya 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor mu sorusu nereden çıktı? Şuradan çıktı arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda Rusya tam 40 milyon kişinin katıldığı ve 200 bin kişilik mürettebat ekibinin de hazır olduğu bir operasyon gerçekleştirdi. Yani operasyon değil de nükleer saldırı tatbikatı desek daha doğru olur. Tatbikatın amacı şuydu: hem ellerindeki savunma teknolojilerini hem de yeni dizayn edilmiş sığınakların insanlar için ne kadar faydalı olduğunu test etmekti. Normal insanlar olarak mesela beni korkutan mesele şu: günümüz teknolojisinde büyük bir savaşın gerçekten yıkıcı sonuçları olabilir. 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları'nda gökyüzünde uydular o kadar fazla değildi arkadaşlar.
Ama günümüzde böyle bir savaş patlak verirse bence hackerlar da ordulara dahil edilecek. Çünkü kim kimin uydusunu önce patlatabilirse veya işlevsiz bırakabilirse o büyük bir ihtimalle savaşı kazanan kişi olacaktır. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmeden önce hemen şurada bir anket hazırladım. Gerçekten hackerlar bir asker olarak kullanılabilir mi? Cevaplarınızı bekliyoruz, hatta yorumlarınızı da bekliyoruz. Beğendiğimiz yorumlara zaten biliyorsunuz biz de katılıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir videonun çıkış cümlesi bence şöyle olmalı. Bir insanı yaşatmak gerçekten zor, öldürmek ise çok kolaydır. Biz zor olanı tercih ederim. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen iki yanında durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca affedersiniz göbeğimin orada da bir tane logo görüyorsunuz. O da kanalımızın abone ol butonu.